Paralel kuvvetlerin dengesi bir aynı yönlü kuvvetler. Eğer bir sistemde aynı yönlü iki kuvvetimiz varsa sistemin dengede kalabilmesi için denge noktasının bu kuvvetler arasında bir noktada olması gerekiyor ve sistemin asıl prensibi yine momenta dayanıyor. Yani şunu diyebiliriz denge noktasına göre moment alacak olursak kuvvet çarpı kuvvetin denge noktasına uzaklığı yani F1 çarpı X F2 çarpı Y'ye eşittir diyebiliyorum ve bu sistemin denge noktasında artık bileşke bir kuvvet etki edecektir. Etki eden bileşke kuvvetimiz için F1 artı F2 kadardır diyebiliyorum. Aynı zamanda bu sistemi dengeleyen bir kuvvet vardır. Dengeleyici kuvvetimiz F dengeleyici diyorum. Yine bileşke kuvvete eşit fakat bileşke kuvvetin tersi yönündedir diyebiliyoruz. Zıt yönlü kuvvetler. Zıt yönlü kuvvetlerin dengesi için denge noktamızın dışarıda bir noktada olması gerekiyor. Ve bu nokta büyük olan kuvvete yakın ve büyük olan kuvvetin dışındadır. O zaman yine denge noktamıza göre moment alacağız. F1 çarpı x eşittir. F2 çarpı y'dir diyebiliyoruz. Ve denge noktamızdaki bileşke kuvvet büyük olan kuvvetle aynı yönde F2 artı F1 kadardır diyebiliyorum yine. Vektörel bir büyüklük olduğu için F2'nin büyüklüğünden F1'in büyüklüğünü ne yapmamız gerekiyor? Çıkartmamız gerekiyor. Ve yine dengeleyici kuvvetimiz ters yönlü. Fakat eşit büyüklüktedir diyebiliyoruz. Eksi R'dir diyebilirim.